hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir güzel maçımız var. Şöyle ki rakip 80 gücünde. Çok başarılı bir rakip değil. Fakat ben bu rakibe karşı arkadaşlar farklı bir şey yapıyorum. Şöyle ki hemen hatta buradan göstereyim. İlk 11'de görmeye çok alışık olduğunuz güvercin normalde yok. Şu oyuncuyu Alparslan'ın yerine koydum. Bu arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden gelmişti. Biraz da üzerine ben bir şeyler katmaya çalıştım. 18 yaşında şöyle bir oyuncu sol kanada monte ettik. Sağ kanatta da böyle bir eleman var. Bu da geçen dönem gelmişti. Almıştık. Fena bir oyuncu değildi. Hani bunu da koyduk, yerleştirdik bakalım. Sağ kanatta. Bu sefer bunlara şans tanıyalım dedik. Ligin ortasına geldik artık. İleride forvet pozisyonunda Agüero'yu kullanıyorum. Agüero'yu arkadaşlar bakın şu oyuncu zayıf gördüğünüz gibi. Onun direkt karşısına oturttum. Oruç Reis'i bu dönem çok kullanmadım. Biraz da bunu kullanayım istedim. Oruç Reis'i de şu şekilde güzel bir oyuncu. O da AMC pozisyonunda. Bunun hemen tabii oynatmayınca, takımda olmayınca otomatikman moral motivasyonu düşüyor. Bu da kötü etkiliyor. Karşı tarafın gördüğünüz gibi DMC'si var. Onun karşısına koydum. Yani normalde aslında DMC varken AMC'ye çok gerek yok ama lazım olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Maçımız başladı. Görelim maçımızı. Şimdi stadyumumuz. Karşılıklı ekipler. Chelsea de çok güçsüz bir rakip değil. Yani bakmayın böyle olduğuna. Tabii sabah antrenman yaptırmadık arkadaşlar. Sabah antrenmansızız yani. Bu arada servis atışları kim kullanacak? Çünkü o normalde Osman Gazi'yi kullandırıyordum. Evet. Kornerleri artık sistem ne seçerse arkadaşlar. Çünkü korner kullanan oyuncu benim Alparslan'dı. Takımda yok. Serbest vuruşları kullanan eleman yine Osman Gazi'ydi. O da yok. Bakalım büyük olsa sistem Agüero'yu seçecektir diye düşünüyorum. Hem de sistemin bu oyunculardan hangisine corner, hangisine serbest vuruş attıracak merak ediyorum açıkçası. Onu da bir test etmiş olalım. Rakip bu şekilde oynuyor. 4-1-3-2 şeklinde. Bakalım. Kelericio aldı geliyor. Bu arada taktikleri göstermedim. Onu da göstereyim derken Kelericio iyi geldi ortadan. Taktiklerim ortadan demek ki. Evet. Bunu arkadaşlar her iki kanattan yapıyorum. Kısa paslar, açık, yüksek, adam adama. Tamam. Savunmayla devam edelim. Evet. Taraftarlarıma teşekkürler arkadaşlar. Desteğiniz için. Dediğim gibi oyunun büyük bir kesimde dediğim gibi Alparslan yerine şu güvercin bakalım nasıl oynayacak. Ondan sonra Oruç Reis iyi güzel. Hemen tekrar topa sahip olma bonusunu verelim. Evet. Oyuncu sağdan bir orta yapıyor. Güzel geldi. Agüero'da neye pas verdin Agüero? At kaleye işte. Güzel geliyor bakalım. Kelericio aldı topu sol kanada açtı. Demin ortadan, oyun ortadan ilerlerken ortadan gelmişti. Açıkçası taktiği kanattan değil sol kanattan yapalım. Daha keyifli olacak. Oo, Oruç Reis sakatlandı. Arkadaşlar ben bu noktada ikinci Mehmet'i oyuna alıyorum. Orta alanı güçlendiriyorum. Şöyle yapıyorum. İkinci Mehmet'i hatta ileri mantık verelim. Evet. Bu arada hava yağmurlu, havada oynanıyor. Oo, rakip 1-0 öne geçti. Kötü. Hava yağmurlu, yani yağmurlu havada oynanıyor. Bunu da düşünerek açıkçası bu 2 as oyuncuyu, hatta 3 as oyuncuyu Ertuğrul'u da koymadım takıma. Yani sakatlanma falan olursa durduk yere etkilenmesinler istedim açıkçası. Ki iyi de düşünmüşüm. Daha maçın başı ve güzel. Bu gol olmalıydı arkadaşlar. Bu gol olmalıydı. Ama çok güzel geldi. Bu arada istatistiklerde 63'e 37 üstünlüğümüz var. Güzel.
Oruç Reis'in sakatlanması hiç iyi olmadı ama. Güzel bakalım. Önemli anlar. 28-34. Hemen bir topa sahip olma bonusu daha verelim. Yağmurlu havalarda aslında pas atma şeklini uzun yaparsak daha mantıklı olur gibi geliyor. Ve bir de hücum bonusu verelim ikinci yarı itibariyle. Taktikleri de savunmadan şunu normale alalım. Şimdiki sol kanat, sağ kanat 6-9-7.3. Kara Murat 6.1. Yani en kötü oyuncu şu an Kara Murat. Ne yaptın Kara Murat? Orta alanı ele geçirelim arkadaşlar. Orta alanı ele geçirmeden önce defans sağlam alalım bence. Şöyle yapalım daha iyi bence. Şu an biraz tehlikeli pozisyonlarda 1-0. Ben ikinciyi, üçüncüyü atarım inşallah da. Evet. Hadi bakalım görelim seni. Çok güzel. İyi. Vertical Agüero'nun pasında beraberliği sağladı. Güzel. Şimdi takım açıkçası hani iki kanat, iki yedek oyuncu. Güzel. Federasyondaki arkadaşlar yazışıyorlar bu arada. Onu görüyoruz. Oo, çok güzel. Çok güzel. Kanatlardan oynamaya devam etmemize rağmen Kara Murat pozisyonunu buldu ve golünü attı ki geri mantık oynamasına rağmen. Oyuncunun seviyesi yüksek olunca arkadaşlar etkisini sahada gösteriyor kesinlikle. Teşekkürler. Hemen şuna hücum bonusu veriyorum. Sol kanattan oynamaya devam ediyoruz bu arada. Şöyle görelim. Evet. Bakalım nasıl bir şekilde. Orta alan bizde arkadaşlar. Şimdi bir güzel bir atakla, kontra atakla bu işi bitiririz gibi geliyor. Yalnız benim şu an endişem ikinci sakatlanmayı yaşamayalım. Açıkçası. Hoş yaşarsak bile yedeklerimiz mevcut. Alparslanımız, Osman Gazi'miz, Ertuğrul'umuz. Bunların hepsi zaten hani yedekte bekliyorlar şu an. Bir şey olursa sahaya girip skoru değiştirebilmek için. Bu arada Agüero 8.7. Sağ kanada aldığım Vertkul 8.5. Gençlik Akademisi'nden gelen Güvercin 7.2. O Vertkul 8.9 yaptı. Çok iyi. Evet, onun kanadından oynuyoruz. Onun etkisi var. Güzel. Bu arada rakip yok arkadaşlar. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde bu arkadaşlar final maçı. Yani daha doğrusu final maçı değil. Agüero serbest vuruş kullanıyor ve bu gol, gol. Çok güzel. Vertkul güzel oynayışını bir de golle süsledi. Spiker ağzıyla söylemek gerekirse gerçekten güzel oyununu iki golle süsledi. Evet gördüğünüz gibi 55 ve 83'lerde. Evet bu arkadaşlar takıma çok rahat nasıl uyum sağlayacağını gösteriyor.
ki hani maç sonunda tekrar gösteririm. Verkul'un ortalaması çok güzel buldu rakip. Ama etki etmedi. Verkul'un ortalaması yüksek değildi o kadar. Güvercin'in ortalaması daha iyiydi. Ama dediğim gibi topla oynama pozisyonları var. Evet. Ve maç bitti arkadaşlar. 3-1 aldık maçı. Hemen şöyle bir ortalamalara bakalım. Cem Sultan yine kaleciliğini geliştirdi. Ulubatlı, 2. Mehmet. Agüero %4 hız almış. 9.8 ile maçın adamı oldu. Çok güzel. Gol pasında da etkisi var. Oyuncu değiştirdik. Çok güzel. Kazandık. Maçı izledik. Fair play yaptık. İkramiye vermedik oyunculara. Çok güzel. Daha elemelerdeyiz. Ne ikramiyesi? Hemen arkadaşlar şöyle önemli anlara da şöyle bir bakalım. Vertkul'un golü. Oyuncu şeyi sakatlanmıştı. 6.3. 63-37. Taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı. Şimdi gelelim Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma. Gelelim. Gelsek ne güzel olacak. Evet. Grubu şu an lider bitirmiş olabiliriz. Eğer bu TSV Pulnitz dün bununla berabere kalmamış olsaydım, ki berabere kalmamın sebebi hemen göstereyim. Neredesin oyuncular? Evet. Güvercin hatta son dakikada beraberliği sağlamış. Yeniliyormuşuz. Bu maçta yoktum. Menajer desi varmışım ya. Bir dakika. Son dakika mı girdik buna? Nasıl yaptık bunu? Hatırlayamıyorum şu an. Ha, tamam. 5-3-2 ile. Ben burada arkadaşlar takım yorgun maalesef. 5-3-2 ile oynuyorum. Çünkü ben bunu bu takıma göre değil. Şu an oynamaya çalıştığımız diğer turnuvadaki bu kralların kralı kapışmasına göre hazırlamıştım takımı. Orada biraz sıkıntı yaşadık ve bazen arkadaşlar yani olmayacak taşlar oluyor. Olmayacak taşlar geliyor oyun içerisinde. Eleman güzel almıştı maçı. Yani 1-1 beraber de olsun. Onun için güzeldi. Şimdi hatta hemen şu takımın pozisyonuna bakacak olursak fena da değil hani. 90-92.2 güzel. Alman bir arkadaş. Neyse. İyi diyelim. Şimdi onunla işte son eğer bu rakip PG'yi grup sonuncusunu 5'ten farklı skorla yenerse o birinci bitirecek. Şu an gözüken o. Şu an averaj artı 15 ile bende ama onda da averaj artı 10. Bakalım yani 5'ten fazla mı olacak, az mı olacak onu göreceğiz. Ona göre de bakacağız. 12-13 itibariyle Şampiyonlar Ligi grup eşleşmelerinden sonra bu ilk son 16 grubuna kalacak olan takımı belli edeceğiz. Bu arada Şampiyonlar Ligi gruplarında onu da göstereyim. A grubuyla eşleşiyoruz. Ben ikinci bitirirsem Santos'la eşleşeceğiz. Birinci bitirirsem Spartans'la eşleşeceğiz. Biri 94.3 ki bu takımı çok tanımıyorum ama Santos'u tanıyoruz arkadaşlar. Geçen dönemde, geçen sezonda şampiyonluk için ligde karşılaştığımız, kupada karşılaştığımız bir takımdı. Neyse, yani yabancı değil kısaca. Onunla oynayacağız. Bakalım hayırlısıyla. Evet arkadaşlar, ligde yolumuza devam ediyoruz. Kısaca onu da göstereyim. Ligde şu an hala derken daha ligin yarısı bile gelmedi biliyorsunuz. Şu an şampiyonluk yolunda ilerliyoruz bakalım. İnşallah şu lig şampiyonluğunu alalım. Hayırlısı ile. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Dediğim gibi bugün biraz yedeklerle alakalı bir şeyler yapmaya çalıştık. Yedek ağırlıklı çıkmaya çalıştık. En azından 3 güçlü oyuncunun yerine 3 güçlü yedeği koyduk. İlerideki maçlara hazırlayalım. Sonuçta az takımdaki oyuncular gittikçe 24-25 yaşlarına doğru geliyorlar. Yedekleri hazırlamış olmak lazım. Evet, kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Meccanen'de kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.